Fenerbahçe tabii ligde oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından yine moralsiz. Yukatel Kayseri Spor'da ise tam tersi bir atmosferden söz ediyoruz. Bu doğrultuda acaba bu akşam nasıl bir mücadele bizi bekliyor Mehmet Emin Uluç? Çok zor maç bir kere. Kayserispor'un yakaladığı ivmeye, Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu duruma bakarsanız, Kayserispor'un Başakşehir'i yendiğini, Başakşehir'in de Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yendiğini düşünürseniz, Kadıköy'deki Kayserispor maçının ki Fenerbahçe cephesinden garip bir şekilde işte dört topumuz da direkten döndü muhabbetleri yapılan maçta, halbuki 2-0'dan 2-2'yi 85 ve 90 artı küsürlerde atılan bir golle ancak beraberliği kurtardığını düşünürseniz Fenerbahçe'nin, zor maç. Hakikaten çok zor maç. Tabii burada hem Kayserispor hem Fenerbahçe'nin ligde aslında aralarında 3 puan var. Durumlarını düşündüğünüzde Kayserispor çok daha iyi bir performans sergiliyor Fenerbahçe'ye oranla. Elindeki imkanlar değerlendirildiğinde. Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki en somut, en güçlü hedef Türkiye Kupası. Yani lige bakıyorsunuz, matematiksel olarak bir sürü pozisyona getirebilirsiniz. Ama takımın oyunuyla matematik örtüşmüyor. Öte yandan Avrupa'da evet devam eden bir konferans ligi süreci var ama yani orada nereye kadar gideceksiniz? Türkiye Kupası sadece kupa olarak size manevi bir mutluluk kazandırmayacak. Maddi getirisinin yanında Avrupa'yı vaat ediyor size. Dolayısıyla en somut, en önemli hedef. Ama bu Fenerbahçe, bu Kayserispor karşısında kazanır, turu geçer, gümbür gümbür gider cümlelerini kurduran bir yapı da yok ortada. Fenerbahçe'nin yine eksikleri var. Fenerbahçe'nin hep eksiği var. Ama Fenerbahçe oyun olarak da eksik. Mesela Başakşehir maçı bitti. Benim hiç şaşkınlık yaşamadığım bir maç oldu. Zira o gün stada girdim. Güvenlikten geçtik işte. Tam asansöre binerken kadrolar geldi elime. Baktım. Kazanamaz dedim Fenerbahçe. Neydi sana onu söyleten kadroda? Oyuncu grubu. Yani şunu kabul etmesi zordur. Kabul etmesi zordur. Galatasaray için de aynı şeyi söylüyorum. Galatasaray'ın sanki eski güçlü oyun oynayabilen Galatasaray'mış gibi pas oyununu oynama çabası sonuç vermiyor. Galatasaray bir şey oynamaya çalışıyor. Eski kodları kafada hala var ama kodlardaki bozuklukların farkında değiller. Oynamaya çalışıyor, oynayamıyor. Fenerbahçe'de sanki Kadıköy hala bir kaleymiş, yıkılmaz bir kaleymiş gibi. Fenerbahçe armasını, formasını temsil eden güçteymişçesine Başakşehir karşısında klasik format ile çıkıyor. Kusura bakmayın, siz oyuncularınız zihinsel ve fiziksel olarak bu seviyedeyken gerekiyorsa o gün maçta 4-5-1, 4-6-0 falan oynamanız gerekiyor. Topu tutmanız gerekiyor. Orta sahada güçlü durmanız gerekiyor. Yoksa ben oyunumu oynarım, Başakşehir'de kendi oyunu oynasın, bakalım ne oluyor derseniz, o bakalım ne oluyor değildir. Kaybetmeye vize çıkartmış oluyorsunuz. Sen de seyrettin maçı. Fenerbahçe'nin kaleyi bulan iki tane isabetli şutu var. Onlarda da bu da kaçar mı diyeceğim bir şey yok. Kim? Halbuki Başakşehir'in çok daha güçlü bir oyunu var. Şu kadroda kim olsa heyecanlanırsın? Ha, ben kadrodaki isimler konusunda beni heyecanlandıran futbolcu yok. Ben performans odaklı bir adamım. Kadroda olup 11'de olmayan birinden Hı. mi Evet, bahsediyorsun? evet, evet. Kadroda olup Yani ilk 11'de oynamayan. Ener Valencia'yı. Önemsiyorum ben sadece. Ener Valencia'yı Önemsiyorum. Ener Valencia'yı ben de önemsiyorum. Ama şu anlamda Ener Valencia en uçta oynayacak. Ener Valencia'nın arkasında oynayan üçlü de Osayi olacak, Ferdi olacak, ortada İrfan olacak ve bunları performans üzerinden hayal ederek konuşuyorum. Hı. Ama Fenerbahçe'nin problemi isimler değil ki. Bazen isimler ama. Hayır. Fenerbahçe'nin esas problemi isimlerden ziyade o isimleriyle performansının örtüşmemesi. Yani biz Fenerbahçe'nin eksiklerinden bahsediyoruz, değil mi? İşte sol bekte şu olsa bu olsa. Ya oralar muamma Hayır, zaten. şunu söylemek istiyorum.
Trabzonspor performansıyla Novak olsa sağlıklı bir şu an sağlıksız ama ya sağlığı yerindeyken de biz Novak'ı çok öyle mumla aramıyorduk ki performansından dolayı. Söylemek istediğim şey şu. Alman milli takım performansı bir Mesut olsa, Başakşehir'i sırtlayan İrfan Can Kahveci olsa, efendim o Trabzon'daki Sosa olsa, Novak olsa, Sivas'taki Mert Hakan olsa, ne oldu bunlara peki? Antalya'dan milli takım gören Nazım Sangare olsa. Ama bu oyuncuların potansiyelleri sağ. Baki neticede. Efendim? Bu oyuncuların bir potansiyeli var demek ki. O zaman neden bir araya geldiklerinde? Buraya geldiler zaten. Ya Gustavo diye bir adam var. Hani Bayern'de seyrettiğimiz adamla buradaki adam birbirini tanımaz herhalde. Yani fiziksel olarak futbolcunun inişleri çıkışları işte sakatlığa bağlanabilir. Yorgunluğa bağlanabilir. Ama bu konudan gidelim bence. Efendim? Bu konudan gidelim. Bu konu önemli Fenerbahçe'nin planlaması için. Yani o Fenerbahçe'nin üzerindeki yanlış nedir sorusunun cevabı aslında bu Mehmet Emin Uluş'un açtığı yol, güzergah bence önemli. Çünkü saydığımız isimlerin hepsi oyunu açan isimler. Peki oyunu açarken kime açacaksın? Problem o Fenerbahçe'de. Yani kimi saydık? Mesut Özil. Mesut Özil'in en büyük meziyeti nedir? Mesut Özil araya bırakır. Mesut Özil seni gol pozisyonuna sokar. İrfan Can'ın hakeza aynı şekilde. Sana bir pas atayım mı? Asist olsun. Söylediğin noktadan. Mesut Özil pas atacak arkadaşını bulamamaktan şikayetçi. Hı hı. Serdar Dursun ve Berisha pas alınmaktan şikayetçi. Buradan devam et. Burada şöyle bir şey var. Kalite farkı var. Yani futbolda kadro planlaması yapılırken yapılması gereken en önemli unsur şu. Mesut Özil'in düşündüğünü Serdar Dursun ya da Berisha bir saniye sonra düşünürse burada bir senkronizasyon problemi olur. Problem bu sadece. Yani Mesut Özil düşünüyor ama Serdar Dursun'un hareketlenmesi, Berisha'nın hareketlenmesi eğer gecikirse zaten orada bir senkronizasyon problemi olursa bu da bu işin yansıması. Ama bu Serdar Dursun ya da Berisha ile değil, kenardaki iki oyuncunun da aynı şekilde Mesut'a, İrfan'a, Mert Hakan'a, Sosa'ya riayet etmesi lazım. Yani bu oyuncuların kalitesini ortaya koyabilmesi için her şeyden önce senin kenar oyuncularının, senin santforunun biraz daha onun senkronuna ayak uydurması lazım. Bu Fenerbahçe'de yok. En büyük problem aslında bu. Şimdi bu kadro yapısıyla halledilebilir mi? Zor. Ama az evvel o yüzden Ener Valencia konusuna dikkat çekmek istedim. Ener Valencia belki de bu oyuncu grubunun içerisinde saydığımız oyunculara en çok o pas organizasyonunda yardımcı olabilecek oyuncu Ener Valencia. Ama ona bakıyorum, var mıydı bir arıza, yani herhangi bir sakatlığı veya bir şeyi, herhangi bildiğimiz bir şey var mıydı Ener Valencia'nın? Yok. Ama şu var, beni sezon başından bu yana Fenerbahçe'de en çok heyecanlandıran, top ayağına geldiğinde dur bakalım ne olacak dedirttiren oyuncu Ener Valencia. Tabii ki hoca tercihi, çok fazla itiraz edemeyiz en nihayetinde ama sahaya çıkan oyuncuların da en az Ener Valencia'ya kadar üretkenliğe sahip olması lazım. Bu yok. Şimdi, bitiricilik yok. Şimdi tek bir örnek üzerinden takımı, futbolcuları okumak çok sağlıklı olmaz ama genel hakkında fikir vermesi için Başakşehir maçında İrfan Can topla gidiyor. Hemen solunda doğru koşu yapan, ritmini ayarlamış bir Berisha var. İrfan Can'ın yapacağı, ki kalitesiyle çok da basit bir pozisyonda zaten, topu hemen önüne bırakmak problem olmaz. Gerçi mesela Trabzonspor maçında Vakeme Cornelius'un önünde topu bırakamadı. Olabilir. Topun hızını, şiddetini ayarlayamadı. Olabilir. Ama verdiği pas doğruydu. Yani doğru noktaya. Denemesi doğru. Doğru. Düşünce doğruydu. İrfan Can Berisha'nın önüne topu salacaktı. Futbol ağzıyla konuşursak. Berisha vuruşu yapacaktı. Ha. Vurur, vuramaz. İsabet ettirir, kaleci tutar. Onları bilemeyiz. Penaltı gibidir bu. Şöyle bir parantez açayım burada. Dün bununla ilgili bir haberimiz vardı. Hatta onu da ekrana getirmiştik. Pelkas'ta da aynı problem yaşandı Medipol Başakşehir maçında. İrfan Can ve Pelkas'ın özellikle fazla bencilce davrandığına, fazla bireysel oynadığına dair zaten çok fazla eleştiri de yapılmıştı. Bak, zaten Fenerbahçe'yi biz şu anda da Serdar'la aynı minval üzerinden devam ediyoruz konuşmalara. İşte takım bütünlüğü yok. Oyuncular bencil. Birbirleriyle
iletişimlerinde problem var, güven problemleri var, kendine güvenlerinde problemleri var gibi gibi bir sürü şey okuyoruz. Yani normalde İrfan Can'ın... Bir taraftan da eleştiri var oyuncular üzerinde. İrfan Can'ın yapması gereken pası vermek. Ha bazen şu olur. Mesela İrfan Can pası vermez ama vurur gol olur. Ve biz futbol severler, taraftarlar unuturuz. Ne vurdu be falan. Hatta o pası alamayan oyuncu bile gider arkasına sarılır. Ama bu da olmadı. Ve Fenerbahçe 2-0, 3-0 önde olursun, rahat olursun. Hani bunları denersin. Böyle bir lükse kaçma imkanın vardır. Ya böyle bir durum da yok. Mutlak kazanmak durumunda olduğun bir maçtan bahsediyoruz. Gol atamamışsın. Ve sen hala lay lay lom oynayabiliyorsun.